bu bahsi şu soruyla kapatmak isterim. çünkü epey konuşulabilir ama siz diyorsunuz ki evet. zaten hani yok. iktidara geldiğimizde yok. de bizim açımızdan değişen bir şey yok inançlarla, kimliklerle, kılık kıyafetlerle bizim bir işimiz olmayacak. Fakat Sayın Erdoğan bu tartışma üzerine şu ifadeyi kullanıyor. E bana ilginç geldi. Siz ne anlıyorsunuz veya hmm. da bu dikkatinizi çekti mi diye sormak istiyorum. Burada hakim, savcı, polis her kurumda bunu görecekler başörtülleri. Hmm. Hakim, savcı, polis her kurumda bunu gö bunları görecekler. Başörtülü polis, savcı olamazmış. Böyle bir şey var mı? Hangi kuruma, hangi şartlarda gelinir? Bu bellidir. Bunlar çok daha çok daha şeyler görecekler. Yani çok daha şeyler görecekten sizin dikkatinizi çekti mi? Bu bana ilginç geldi. Ne göreceğiz? Şimdi ben e, yani Erdoğan'ın bir amacı var zaten. E, o amacı ben biliyorum. Amaç e, devletin zenginleşmesi, insanların işsiz olmaması, insanların karının doyması, insanların özgür bir ortamda haber yapmaları, insanların adalet kurumundan adalet beklemeleri. Bunlarla Erdoğan'ın bir ilgisi yok. Erdoğan bu işleri tamamen bırakmış vaziyette. Erdoğan tümüyle sarayında oturuyor. Kendi hayal dünyasında yarattığı bir Türkiye var. Saraya baktığı zaman herkesin karnı doyuyor. Herkesin bir maaşı değil 4-5 maaşı var. Hatta istiyorsa diyor yeniden bir yerde bir yönetim kurulu üyeliği bulabiliriz. 7. maaş, 8. maaş da olabilir. E bir elleri yağda bir elleri balda. E bakıyor Türkiye diyor burası diyor. Burada hiç kimse hiç kimsenin bir sorunu yok diyor. Sarayın dışına çıkabilir mi Erdoğan? Geçen herhalde benim eleştirilerim üzerine fırından ekmek alıyor. Fırından ekmek alırken almaya giderken kaç araçla gidiyor? Kaç polisle gidiyor? 3 bin polisle. 3 bin. Yüzlerce araçla. Helikopterlerle. Allah aşkına bu israf nedir ya? Bu israf nedir ya? Hani bir düşman ülkesine gitsen hadi böyle bir koruma ordusuyla git. Ya burası senin vatanın ya. Senin vatanın. Senin ülken kardeş. O fırıncı da senin fırıncı. O fırıncının derdini sordu mu acaba? Sordu mu o derdini? Ekmek efendim fırından ekmek alırken bir fotoğraf işte Erdoğan Türkiye'ye gelir. Yok efendim. Hayal aleminde geziyorlar bunlar. Emin olun. Bakın o kadar çok insanımız var ki kuru ekmeğe muhtaç, kuru ekmeğe, kuru ekmeğe muhtaç. O kadar çok şımaran bir kesim var ki. Ama kuru, kuru Hani beş yıldızlı otelde neydi o savunma mı gibi yerde miydi, neredeydi böyle? Ey işte diyor e, zenginler mi diyor, fakirler, fakirler diyor. Evet, ey fakirler, bakın görüyorsunuz değil mi falan filan diye. Tam bir böyle. Egosunu tatmin eden, o orada e, banyosunu yaparken e, bir anlamda e, fakirlerden intikam almak gibi bir düşünceyi ifade eden bir anlayış, bir siyaset anlayışı. Bakın aşağıya yansıyan nedir? Sarayda yaşayanla yaşananla aşağıda yaşanan arasında hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok kuru ekmek ama bir standart haline geldi biliyorsunuz. Ve onu yani. e, biliyorsunuz tabii onu e, bütçe yani görüşmeleri sırasında e, insanlar kuru ekmek e, yiyorlar deyince de bir AK Parti milletvekili e, demek ki aç değiller e, diye bir ifade kullanmıştı. Şimdi geldiğimiz nokta budur. Bu noktadan Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Ben bakın bu gerçekleri aslında hepimiz biliyoruz. Yani ben de biliyorum. Vatandaşlar da biliyor. Efendim eee fakiri fukarası da biliyor, zengini de biliyor. Herkes biliyor bunları. Sorun nerede biliyor musunuz? Biz bu ülkeyi nasıl düzlüğe çıkaracağız? Nasıl olacak? Evet. Bu ülkeyi düzlüğe çıkaracağız. Nasıl düzlüğe çıkaracağız? Bu ülkeyi düzlüğe çıkarmanın yolu, bakın birinci yolu dünyanın her tarafında öyledir. Herkese can ve mal güvenliği vereceksiniz. Herkesin can ve mal güvenliği olacak. Yani adalet olacak. Yani kimse kimsenin malını zorla almayacak. İnsanlar yatırım yaparken yarın birileri gelip el koyabilir mi diye bir kaygıya kapılmayacak. Veya bir şey söylediğim zaman beni hemen alıp hapse mi atacaklar diye bir kaygı duymayacak. Can ve mal güvenliği yani adalet yani adalet adalet adalet. Bakın 2021'in ilk günlerindeyiz. Gönlümüzde yatan ne bu ülkede adalet olsun. Yani Kainatın düzeni bile adalet üzerine kuruludur Kainatın düzeni bile. Kon Şimdi biz bu güzel ülkede bana söyler misiniz? Yani yargının en tepesindeki insan bile adaleti olan güvenin yüzde otuzlara indiğini söylüyor. Yüzde otuzlara. Bir ülkede adalet olmasa devlet olmaz. Yani siz devletin temeli adalet değil mi? Devletin temeli adalettir. E siz adaleti dinamitlediğiniz zaman devleti dinamitlemiş oluyorsunuz, kaldırmış oluyorsunuz. Devlete olan güven sarsılmış oluyor. Oysa insan, devlet nedir? Devlet insanın can ve mal güvenliğini sağlayan kocaman bir tüzel kişiliktir. Hakimiyle, savcısıyla, ekonomisiyle bilmem, yargıcıyla bütün bunların hepsiyle Kurumlar beraber iyi. siz adaleti sağlıyorsunuz. Adalet sadece mahkemede değil, onu da söyleyeyim. Kişi açsa karnını doyurmuyorsanız orada bir adaletsizlik var demektir. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Bakın bu sözlerin tamamı tarihte yaşanan olayların bıraktığı izdir. Bir cümleyle aslında yaşanan bütün dramlar bir şekilde dillendirilmiştir. Ve gelecek kuşaklara bunu yapmayın demektir aynı zamanda. Biri yer öbürü bakarsa kıyamet ondan kopar orada huzur olmaz. Konuşmanızın isticamını bölmek istemem ama bu adalet yürüyüşüyle ilgili başka bir bağlamda soracaktım çünkü o adalet yürüyüşü başka bir gerekçeyle yapılmıştı ama Evet, şimdi siz ekonomik bağlamda girdiniz adalet meselesine yeni bir adalet yürüyüşü ihtiyacı görüyor musunuz ya da böyle bir şey böyle bir ihtimal var mı? Yo hayır. Bugün tabloyu nasıl görüyorsunuz o açıdan? O, o, o günkü tablo gibi midir yani? Bugünkü tablo, geçtiğimiz tablodan biraz daha ağır. Her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Neden biliyor musunuz? Bu ülkenin 83 milyonun ödediği vergiler Londra'daki bir avuç tefeciye gidiyor büyük ölçüde. Milyarlarca dolar gidiyor, milyarlarca dolar. Anne çocuğun altına bez alırken vergi öder. Musluğu açarken dört çeşit vergi öder. Su aktığı zaman Elektrik düğmesine bastığı zaman beş çeşit vergi öder. Kefen bezi alırken vergi öderler. Yani devlet hepimiz vergi veririz. Peki bu vergiler nereye gidiyor? O bir siyasi tercihtir. Vergilerin nerelere harcandığı bir siyasi tercihtir. Siyasi tercihi gösteren ana belge nedir? Bütçedir. O bütçede paralar nereye gidecek diye. Yıllar yılı bu milleti aldattılar. Yıllar yılı Kamu özel işbirliği yapıyoruz. Ey Kılıçdaroğlu sen bundan anlamazsın. Buradan vatandaşın cebinden 5 kuruş para çıkmayacak dedi, dedi, dedi. Ben de her seferinde yanlış söylüyorsun dedim. Kim haklı çıktı? Ben haklı çıktım. Neden? Ya ben 27,5 yıl Maliye Bakanı'nda çalıştım. 27,5 yıl vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, paralar nasıl harcanır bunlar sıradan konular değildir. Konularda birikimli insanlar gelirler. Devletin kademelerini aşama aşama geçer, geçerek gelirler. Ne oldu şimdi? Hepsine para ödüyoruz. Kimin parasını ödüyoruz? Erdoğan cebinden mi ödüyor? Hayır. Bizim paramızı ödüyor.